Sohbetlerinden merhaba ben Reyhan Baysan. Haftanın ilk iş ve işlem gününde artık kapanışa doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir rakamları hatırlayalım. Sonrasında Sevcan Ersözlü bizimle birlikte olacak piyasadaki son dinamikleri beklentileri kendisinden alacağız ama Borsa tarafına şöyle bir baktığımız zaman nasıl bir seyir var dersek yeşil hava devam ediyor ama biraz alımlar hız kesmiş gibi %0,19'da sınırlanmış durumda yukarı yönlü hareketler ve gün içerisinde 10.000 puanı aştı ancak orada tutunamadı. Biz üzerindeksi ve 9.925 seviyesinden şu anda işlemler geçiyor. Dolar/TL tarafında 33.52, Euro/TL'de 36.65 seviyelerini görürken Euro/Dolar paritesinde 1.0922 seviyesi karşımıza çıkıyor. E, dolar endeksinde de 103 seviyeleri telaffuz ediyoruz. Ve şöyle bir diğer e, piyasa dinamiklerine baktığımız zaman orada spot altın 2440 dolar seviyesinde yukarı yönlü yükseliş olduğunu görmek mümkün oluyor. %0,38'lik yükseliş prim var. Gram altın tarafında da yine 2600 liranın üzerindeki seviyeleri görürken gümüş 27 dolardan geçiyor. Brent petrol ve Amerikan an petrol de de yine %1'e varan ve %1'e aşan yükselişler gözlemlemek mümkün oluyor. Bu haftanın en önemli verisi çarşamba günü ABD tarafından takip edeceğimiz enflasyon verisi olacak ama tabii ki içeride dışarıda önemli <laughs> takip ettiğimiz piyasa dinamikleri var. Özellikle de geçtiğimiz hafta çok büyük bir çalkantıyı geride bıraktıktan sonra uzmanlar analistler oynaklığın bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor. Peki Bloomberg HT araştırma masasına şimdi gidelim bakalım orada nasıl dinamikler, nasıl haberler var. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, Sevcan Ersözlü ile beraberiz. Şimdi Sevcan hoş geldin. Ee, geçen hafta hani o yaşanan depremden sonra biz oynaklıkta çok ciddi bir artış görmüştük. İşte hem tahvil tarafında, MOVE endeksinde, hem VIX endeksinde ve böyle bir süre daha o hava devam edecek gibi duruyor. Bir taraftan hani bizim de içeride e, hani oynaklığımız biraz daha yüksek gibi yükseldi dalga boyu. Hem onu sorayım hem de yurt dışında hani bilançoları da takip ettiğimiz bu dönemde böyle muhteşem yediliğe dair var mı herhangi bir haber akışı? Evet Reyhan seninle seans notlarında hep şunu konuşuyorduk. S&P 500 endeksi %3 düzeltme hareketi yapmadan 2 yıllık bir süreci geride bıraktı. Bu aslında en uzun süre olmaya aday diye konuştuğumuz sürenin sonunda çok yüksek bir ile beraber geçtiğimiz hafta aslında sınandık. Bir söz var istikrar kırılganlık doğurur diye. Aslında bu kadar çok stabilitenin, bu kadar çok yatay hareketin ve yükselen hareketin tam tersi yönde hareket ettiği bir döneme Bu hafta senin aktardığın gibi enflasyon verisi önemli olacak ABD ekonomisinde. Dolayısıyla bunun nedeniyle de beraber aslında hedge pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Ama diğer taraftan yatırımcılar ne tarafa doğru hedge pozisyonlarını arttırıyor diye bakacak olduğumuzda yani yükseliş yönünde mi yoksa düşüş yönünde mi diye pozisyonlarına baktığımız zaman da karşımıza ilginç bir veri çıkıyor. Şu anda ekranda SPDR, S&P 500 ETF'inin önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde %10'luk düşüşe karşı koruma sağlayan opsiyon piyasasındaki verisini görüyoruz. Ve 2020 Ekim ayından bu yana en yüksek tek seviyesine ulaştı. Biz baktığımız zaman düşüşe karşı yapılan hedgelerin yükselişe karşı yapılan hedgelere göre tam iki katına ulaştığını görüyoruz. Bu da piyasada hala bir miktar daha dip piyasa dip seviyeleri giderse buna karşı kendisini hedgelemek isteyen opsiyon yatırımcıların olduğunu gösteriyor. E diğer taraftan sabahtan aldığımız veriler vardı. O da şunu ifade ediyordu. Siti Bank'ın yapmış olduğu bir analiz var. Onlar da bu hafta gelecek enflasyon verisinin her iki yönde de %1,2'ye tekabül eden bir hareket alanı yarattığını ve opsiyon piyasasında bunun fiyatlandığını. Dolayısıyla bu da daha öncesinde takip ettiğimiz tarım dışı istihdam verisi gibi, e, FOMC toplantı tutanakları gibi pek çok veriden çok daha fazla volatiliteye işaret ettiğini gösteriyor. Ama biz diğer taraftan da son derece volatil, son derece oynak bir aslında bilanço sezonunu da geçiriyoruz ABD ekonomisi cephesinde. Burada da şunu ifade etmekte fayda var. Hem Muhteşem Yedili hisse senetlerinin bilançolarını takip ettik ama en önemlisi yapay zekanın da en büyük güç oluşturucusu Nvidia'nın bilançosu 29 Ağustos tarihinde gelecek. E, onun öncesinde aldığımız bilançolarda çok da kötü gelmedi. İyimserliği arttırdı aslında. Hatta öyle ki ilk defa 3. çeyrek için Temmuz-Eylül dönemindeki kar artışı 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ama diğer taraftan burada da bir normalleşme var. Biz Temmuz ayında rotasyon dönemi için olarak konuşmuştuk. Çok büyük mega teknoloji şirketlerinden çıkışlar var ve onun dışındaki aslında kamu sektörü gibi, utilities gibi ve aslında baktığımızda perakende sektörü gibi diğer e, sektörlere para girişinin olduğunu görmüştük. Bunun da devam edebileceğini bilanço üzerinden izliyoruz aslında. Bize şunu gösteriyor. Bloomberg Economics'in verileri muhteşem yedilerinin kar artışı bu çeyrekte %35'lik performans gösterecek. E, S&P 500 500'ün geneline baktığımızda %12'lik artış gösterecek. Biz S&P 500'den muhteşem medeliği çıkardığımız zamandaki kar artışı ise %7'ye yükseliyor ki son 5 çeyrekte negatif performanstan kaydedilmişti. Bu turuncu renk ile takip ediyoruz aslında. Son 5 çeyrek büyümeyen bu bilançolar artık muhteşem medeli karşısına büyürken muhteşem medelinin bir dönem %50'nin üzerinde ulaşmış olduğu o karlılık artışı normalleşiyor. Bu da biz aslında şunu ifade ediyor. Takip ettiğimiz bilançolarda şunu görmüştük. Bilançolar iyi gelse de e, yapay zeka gelirleri beklentiyi karşılamamıştı. Evet. Dolayısıyla burada yapay zeka <laughs> gelirleriyle dair ne kadar çok para eldikleri çok çok daha önemli oluyor. Rotasyonun devam edebileceğine dair ışığı biz buradaki aslında veriler üzerinden alıyoruz. Yapay zeka coşkusunun sarsıldığını görüyoruz. E, diğer taraftan da hisse senetleri bilançolarını karşılarken normalden daha yüksek bir volatiliteye sahipler. Son 12 yıllık ortalama %3,3'lük bir hareket alanı sağlarken bu hareket %5,5 seviyesine ulaşmış <laughs> bilançosunu açıklayan hisse senin oynaklığı için. Dolayısıyla hem volatilitenin yükseldiği hem de haberlerin ve bilançoların takip edildiği günler bizi bekliyor. Evet bu arada hani yapay zeka'daki biraz böyle hani sanki evdeki hesap çarşıya uymadı mı soruları akıllara gelirken sabah Barclays'in bir raporunu paylaşmıştım ben fokusta. Onun detaylarını seninle paylaşmak isterim. Çünkü ee, enteresan yani hani farklı riskler var ama Barclays burada özellikle e, hani e, o GPU çiplerin ömrünün çok kısa olmasından dolayı hani şirketlerin amortisman e, maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bunların da bilançoları bozulacağını söylüyor ve böyle gerçek anlamda da yani işte Alphabet, e, Amazon meta platforms gibi yani bu büyük teknoloji şirketlerinde de yüzde on kadar aşağı revize ettiğini görüyoruz bilançoları. Dolayısıyla işte burada o raporun detayları da şimdi ekranda yansıyor ama yani ne dersin hani bu önümüzdeki dönemde illa hani bir düzeltme olacak beklentisi senin araştırdığın kadarıyla ne kadar yansıyor acaba? Aslında pozitif eğilim devam ediyor ama beklentiler olumlu. Genellikle olumlu olduğu dönem 2025 yılı ve sonrası için. Şu dönemde ara geçiş dönemi bir miktar işte ne kadar yatırım yaptık, ne kadarının karşılığını aldık bu dönem ve diğer taraftan siz önümüzdeki yıllar için ne kadar çok sermaye yatırımı yapıyorsunuz. Hani bunun cevabını arandığı dönem. Diğer taraftan da çok konuştuğumuz tedarik zinciri krizine biz aslında pek çok farklı alan için konuşmuştuk. Bunun yapay zeka ve teknoloji endüstrisi için de yeniden aslında karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Biz bunu nerede görmüştük aslında? Porsche'un bilançosunu açıkladığı dönemde şunu ifade etmişti. Biz aslında üretimimizde temel olan e, MTI'ye ulaşamadığımız, buradaki tedarik zinciri sorunuyla karşılaştığımız için beklentilerimizi aşağı yönlü revize ettik demişti. Onun bilanço üzerinde etkisini görmüştük. Şimdi bu GPU isimli veya hafıza çipleri isimli pek çok farklı çipi üreten TSMC gibi Samsung gibi şirketler var. Nvidia alfabet daha çok alıcı konumda. Dolayısıyla buradaki bu tedarik zincirindeki olası aksaklıklar maalesef önümüzdeki günlerin bir soru işareti. Hani bu olana da yoğunlaşılmasının gerektiğini gösteriyor. Hem Barclays'in raporu hem de bugüne kadar seninle konuştuklarımız. Evet. Şimdi biraz daha tutalım seni ve enflasyon bu haftanın en önemli verisi. Oradaki detaylara şöyle bir baktığımız zaman terminalde yanlış hatırlamıyorsam bu ay için Geçtiğimiz ay yani Haziran ayı verisinde %0,1 daralma <laughs> vardı. E, bu ay için %0,2-3 gibi bir artış beklentisi var. Aylık bazda, yıllık bazda da aynı Haziran'da olduğu gibi Temmuz'da da %3 olması bekleniyor. Şimdi geçen hafta hani öyle bir endişe vardı ki, resesyon endişeleri. Dolayısıyla şu an itibariyle biraz böyle bu veri kritik hale geldi. Çok e, hani böyle e, iyi veri kötü piyasa denkleminden kötü piyasa kötü daha doğrusu kötü veri kötü piyasa denklemine gelmiştik. Ne dersin? Yani oradaki beklentiler nasıl olacak acaba? Temkinli olmakta fayda var mı bu hafta? Galiba onun da son dönemini yaşıyoruz. Bugüne kadar hep kötü veri aldığımızda piyasa sevinmişti. İşte evet. istihdam verisi kötü geliyordu. Piyasa yukarı yönlü reaksiyon gösteriyordu. Enflasyon beklenti aldı. Hatta negatif enflasyon verisi geldi. Biz yukarı yönlü S&P 500 endeksinin ivmelendiğini, rekor kırdığını gördük. E şimdi artık kötü veri kötü piyasaya doğru da giden bir eğilim var. Çünkü beklenti beklentilerin bir miktar kırılganlaştığı, özellikle takip ettiğimiz işte e, ASM verilerinde biz bunu görmüştük ama geçtiğimiz hafta sonuna doğru aldığımız veri bir miktar daha ekonomik moralin toparlanmasına sebep olmuştu. Ama geliyoruz bunun da hazır bilançolar üzerinden konuşuyorken yine bilançolar üzerinden evet. denklemini tamamlayalım. İşte S&P 500 bilançoları açıklanırken bugüne kadar yatırımcı sunumlarında gerçekleştirilen konuşmalarda ne kadar çok resesyon, ne kadar çok endişe kelimeleri telaffuz edilmiş buna dair bir analiz var. Baktığımız zaman da aslında 2021 yılından bu yana en düşük seviyede 2800 kez te telaffuz edilmiş ki daha önceki çeyreklerde yani bizim resesyonu konuşmadığımız işte rekorların arda arda geldiği çeyreklerde bu beklenti resesyon kelimesi daha çok telaffuz ediliyormuş. Şimdi resesyon korkusu bilanço tarafında yok, şirket tarafında yok ama verilerdeki bu e, sapmalar bir miktar Neli takip eden piyasaları ve aksın aktörleri negatif bölgeye yönlendirebiliyor. dolayısıyla verinin önemi de burada olacak. Hani Sitenin de bugüne kadar söylemiş olduğu daha önceki verilerden çok daha volatil bir gün hani bizi karşılayacak. Yüzde her iki yöne de 1,2'lik hareket. Hani bu hareketin büyüklüğünü gösteriyor. Bunun bir işareti. arka arkaya da gelecek aslında. Biz enflasyon verisini takip ediyoruz. Sonra Jackson Hole toplantısı var. 22 Ağustos tarihinde Powell'un konuşmaları önemli. E bunun arkasından bir de yapay zeka sınavı Nvidia ile beraber. Hani enflasyon gerçekten gerçekten mu? Soğuyan enflasyonun karşılığı bakalım Fed'de ne yaratıyor? Hani bundan sonraki faiz indirim süreciyle ilgili nasıl bir patika nasıl bir patikada yürümemizi sağlayacak Fed? Nasıl bir guidance, nasıl bir güvenlik sağlıyor piyasaya? E diğer taraftan Nvidia, Nvidia dedik. Yapay zeka onunla beraber başladı. O köpürttü bütün piyasayı. Oradaki bilanço, oradaki karlılık ne durumda? Dolayısıyla giriş gelişme sonuç olarak sınama, sınandığımız bir Ağustos ayı olacak. Şunu da ifade edelim. Hani Ağustos ayı genellikle daha öncesinde iki büyük Finansal krizi yaşadığımız dönem, bir tanesi Avrupa borç krizi 2011 yılı, diğer de yine aslında geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz grafikte görmüştük. Bu Ağustos ayları bir miktar volatiliteye gebe ve krizlere gebe dikkatli olmasında fayda var diyebiliriz. Evet, dediğin gibi yani bilançolarda bir kötüleşme yok ama bir taraftan hani bazı ekonomik veriler kötü gelince geçen hafta öyle bir yazı vardı işte piyasalarda biraz bu iki tarafta bir sıkışıklık olacak gibi ve Ağustos ayı biraz daha dikkat edilmesi gereken bir ay sanırım. Çok çok teşekkür ediyoruz Sevcan aktardıkların için. Bloomberg KT Araştırma Anayasası Sevcan Ersözlü bizimle beraberdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Evet bu sabah saatlerinde TÜİK'ten işsizlik rakamlarını aldık ve veri %9.2 seviyesine yükselen bir haziran verisi olarak bizi karşıladı. Konuya ilişkin değerlendirmesi ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan'dan geldi. Bakalım neler söylemiş. Bunu makro düzlemde beklediğimiz soğumaya giriş olarak düşünebiliriz. Yani Hı. bu istihdam verisini. Çünkü Şimdiye kadar istihdam tarafında çok uzun yıllardır aslında zaten bir kıpırdanma görmemiştik bu, bu anlamda. Yani yüzde aşağıya doğru düşüşler oldu. Fakat bir dezenflasyon politikası başladı. O dezenflasyon politikasının mutlaka bir soğuma ortamı oluşturması gerekiyordu ki bu enflasyon kontrol altına alınabilsin. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor gibi ne kadar daha derinleşir bu taraf... Onu zamanla göreceğiz. Umarız tabii bu enfl dezenflasyonun maliyeti bize. Hı hı. Yani şimdi esas maliyet burada. Tabi işsizlik arttığı zaman bununla ilgili olarak insanların da tabii şikayetleri artacak ve hı hı. o şekilde bir sosyolojik olarak da bir, bir memnuniyetsizlik zaten var olan satın alma gücü kaybı nedeniyle enflasyon nedeniyle ve ücretlerin ee, yüksek ücretlerin aslında tabandaki ücretlere yaklaşmasıyla görünen satın alma gücü kaybı ve bütün bu memnuniyetsizliklerin üzerine bir de işsizliğin eklendiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, seans notları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir isim bizimle beraber info yatırımdan Ergün Tekgül'ü ağırlıyoruz. Ergün hoş geldin. Hoş bulduk Reyhan, merhaba. Ee, şimdi öncelikle tabii eminim sana gelen en çok sorulardan bir tanesi. Geçen hafta yaşananlardan sonra ne oldu ve bundan sonra ne olacaktır? Hemen sözü sana bırakayım. Gerçekten bundan sonra ne olacak, ne yapmalı yatırımcılar? Evet, e, aslında şöyle şu son 3-4 seneyi saymazsak bir iki böyle spesifik olayın dışında bizim piyasa böyle yüksek dalgalı günlere çok alışkın değil. Yani 4 senedir belki son 30 senenin... ...en net, en koyu boğa piyasalarından birini geçiriyoruz. Neredeyse de hatta düzeltmesiz bir şekilde geçiriyoruz bu süreci. Şimdi dönüp böyle bakınca tabii pazartesi herkes dedi ne oluyor? E bir de başka bir konu daha var. Biz yurt dışıyla korelasyonu epeyce bitirmiştik yani. Yani e, artık betamız neredeyse yerlerdeydi. Yurt dışı başka bir yerde. Onlar yükseliyor, biz düşüyoruz, biz yükseliyoruz, onlar düşüyor falan. Hiçbir alakamız yoktu. Şimdi yurt dışından böyle bir şok gelince ne oldu dedi herkes. Çünkü... Zaten yaşanan şey aslında bir likitli kriziydi. Yani bunu ayırt etmek gerekiyor. Şimdi asıl soru şu. Bundan sonra yatırımcıların da kendisine soracağı, işte biz aracı kurumlarında her adımda bundan sonra soracağı şey şu. Bu likitli krizi bir genel krize dönüşür mü dışarıda? Hı hı. Çünkü Bulaşıcı onu... riski var mı? Yani? Kesinlikle. Çünkü şöyle bir gerçek de var, bunu dışarı atamayız. Ee, son 10 seneden beri, özellikle son 5 seneden beri pandemiyle birlikte inanılmaz bir merkez bankalarında para basımı işte bu parasal genişleme olayına merkez bankalarının genişlemesi vesaire derken şimdi burada dönüp baktığımız zaman çok ciddi anlamda ama çok ciddi anlamda ee, bir sıkıntı oldu. Ve bu sıkıntının aslında biz ilk adımını gördük. Likidite kriziyle. Burayı neyse şimdilik eski geçiyor piyasalar ama yine de bir köşede tutmamız gerekiyor Reyhan. E, i̇çeride tabii ki birebir hareket etmeye başladık yurt dışıyla. İşte dolar ile bile beraber bir hareketimiz söz konusu. Ama şunu unutmayalım. İşte jeopolitik riskler, işte Fed'in e, atacağı adımlar, bizim merkez bankamızın atacağı adımlar derken... ...2024'ün ikinci yarısıyla birlikte başka bir dünyaya geçiyoruz. Yani bu geçirdiğimiz 3 sene, 4 sene bu kolay para dönemini biraz aslında bir kenarda tutup artık yükselen enflasyon, yükselen faizden çıkıp başka bir yere evrileceğiz. Daha iyi daha kötü bu tartışılır bunu yaşayıp göreceğiz ama alışık olduğumuz bu ekonomi düzeninden, alışık olduğumuz bu borsa düzeninden Başka bir düzene ufak ufak böyle bir geçişi göreceğiz gibi görünüyor. Şu anda önümüzdeki çeyrekleri okumaya çalışan bir uzman olarak söylüyorum Rehan. Peki yani bu geçiş dönemindeyken stratejik olarak hani en çok yapılması gereken sence ne? Yani burada işte seçici olmak deniyor, temkinli olmak deniyor. Ee, bir taraftan hani kontrolümüzün dışında olanlar da var, yatırımcıların kontrolünün dışında olanlar. Mesela işte algoritmaların etkisi. Ne dersin yani hani özellikle yatırımcının bu algoritmik işlemlerin hani etkin olduğu dönemlerde etkin kullanması biraz daha sınırlanıyor mu acaba? Ya burada şöyle aslında e, yanlış bilinen bir doğruya e, parmak basmak istiyorum. Bizim ülkemiz için, borsamız için tabii algoritma dünyası daha çok yeni. İşte faz 3 geçişiyle birlikte başladı. Nazlak geçişinden sonra altyapı hazırlandı ve son işte yaklaşık 6-7 yıldan beri bunun işte 2-3 yılda pandemi dersek nette aslında daha yeni bir geçiş sağlıyoruz algoritma dünyasına. Aslında insan duygularından arındırılmış bir işlem tekniği dediğimiz bir teknik. İnsanoğlunun hırsları, işte hormonlar, adrenalin kazanma hırsı, kaybetme üzüntüsü derken aslında en kötü sistem sistemsizlikten iyi mantığıyla da aslında bu dünyada kendimize bir yer açabiliyoruz ama tabii yatırımcıların kulağına da ne yazık ki özellikle sosyal medyadan ve kirli haber akışıyla birlikte bazı şeyler yanlış at, at, e, aktarılıyor. İşte e, kötüymüş gibi aksettiriliyor. İşte mesela ben bir Viyop uzmanı olarak yıllarca bunu dinledim. İşte Viyop'un kaldıraçlı bir yer olduğu, işte çok riskli bir yer olduğu anlatılır ama Viyop'ta kaldıracı kullanmak sizin elinizdedir. Hatta piyasanın çift yönlü tekniğinden faydalanarak burada işlem yapmak makul. Ben şu görüşte olan bir uzmanım. Bir insan ne kadar duygularından arınıp ne kadar işi matematiğe dökebilirse, ne kadar bir ekonometrik model oluşturabilirse kendisine, ne kadar sadece sayılarla hareket edebilir, gündemden kendisini arındırabilirse o kadar başarıya ulaşıyor. Ama biz insanoğlu burada da biraz sabırsızdır. Yani kaybettiğimiz nokta şu, biz e, algoritmalarımıza bile, kendi, yazan, e, kendi yazılan e, algoritmaları algoritmalara bile, modellemelere bile müdahale ediyoruz. Bir gün, iki gün, üç gün hiçbir şey tahammülümüz yok. Çok, çok sabırsızız gerçekten. Bunu bence biraz atlatmak gerekiyor. Bunu biraz işte yatırım dediğimiz dünyaya ne olur ama ne olur biraz orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. İşte hisse senedinden fonlarına kadar orta uzun vadeli hedefi olan yerlere her ürün bir şekilde kavuşabiliyor. Ara düzeltmelerde kayboluyoruz, günlük olaylarda kayboluyoruz. Resmi biraz daha böyle şöyle büyük resme bakmayı öğrenebilirsek çok daha büyük başarılar gelecek bence yatırımcı adına. Peki şunu da merak ediyorum, son olarak onu sorayım. Şu ortamda yani çok volatilite artmış durumda, biraz önce bilgi kirliliğine dikkat çektin. En makul, en böyle risksiz yatırım araçları kategorisinde fonlar, hisse senedi ya da para fonları birinci sırada mı yer alıyor sence? Yoksa orada farklı araçlarda öne çıkabiliyor mu? Ya dersin? buranın en büyük yanı Reyhan şöyle bir şey var. Fonlar dediğimiz dünya 1 ile 7 arasında risk haritasında yeri olan enstrümanlar aslında ama güzel yanı şu piyasa profesyonelleri tarafından yönetiliyor. Ee, finansal okuryazarlık yazarlık dediğimiz şey biraz sirayet etmeye başladı. Aslında biraz hedefimize ulaşmaya da başladık. Durum böyle olunca yine salt sadece tek bir fondan veya tek bir enstrümandan değil. Burada da yine uzmanlar, aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine danışılıp kendilerine fonlardan bir sepet yapmak en makul, en doğru sistem gibi görünüyor. Bir de tabii ki kişinin risk haritası nerede? Risk haritasına bağlı olarak risk algısında veya portföy portföyünün durumuna bağlı olarak da doğru portföyün oluşturulması gerekiyor. Yani her ürün her yatırım aracıyla her ürün her yatırımcıyla eşleşmemeli. Kişinin dediğim gibi risk haritası, risk algısı, yatırım için ayırdığı paranın büyüklüğü, süresi, Bunların hepsini birebir değerlendirip doğru ürüne kanalize etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kişilerin sabırsızlığı burada çok önemli bir faktör. 3 günde veya 5 günde bir performans beklenen enstrümana doğru kişiyi koymak gerekiyor veya daha orta uzun vadeli yatırım isteyen yatırımcıya doğru enstrümanı vermek gerekiyor. Fonlar bu yanıyla işte piyasa profesyonellerinin direkt yönetiminde olması, orta uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi adına tabii ki doğru yatırım araçlarından biri. Ama dediğim gibi bu tamamen kişinin kendi risk algısıyla ilgili bir olay. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Borsaya da bakacak olursak sonuçta borsadan türetilen evet. ürünler bunlar. Borsanın da önümüzdeki işte çeyreklerine bakacak olursak burada bir enflasyon muhasebesiyle birlikte gelen biraz belirsizlik, biraz makro makrokonjüktür, muhakkak ara düzeltmeler olacaktır. Ara düzeltmenin yanında piyasadaki olumlu senaryo devam eder. Ee, sadece belki bir eğim kaybı olabilir. 45 dereceyle çok yüksek bir taleple yükseliyordu borsa çünkü. Belki burada biraz eğim aşağıya gidebilir 20-30 dereceye ama şu anda beklentileri enseyi karartmanın evet. da çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkürler. Daha çok sorun vardı ama biraz zamanımız kısa kaldı. Bugün yeniden gelmen için sözünü alayım ee, ve info yatırımdan Ergin Teklil bizimle beraber de seans notlarını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.